Herkese merhaba. Yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün misafirim geliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım gelecek bana. Şimdi ben de böyle erkenden kalktım. Kahvaltımızı falan yaptık. Ama sabah sabah başıma geleni söyleyeyim size. O kısmı Instagram'da paylaştım ama sıvı yağ döküldü. Oraları temizledim. Duvarı da temizledim ama hala biraz iz var. Onları tekrardan temizleyeceğim. Onunla uğraştım. Kahvaltı yaptık derken şimdi geldim mutfağa, hazırlık yapacağım. Şöyle revani tatlısı yapıyorum. Patatesli börek yapacağım. Ya poğaça ya da mercimekli köfte yapmaya niyetim var. Bakacağım artık, yanına da belki bir kurabiye yaparım. Böyle bu şekilde düşündüm. Artık ikramlarımı son halinde paylaşırım. Zaten revanimin şerbetini sabah erkenden bırakmıştım. Şu an balkona bıraktım soğusun diye. Patateslerimi de haşladım. Böyle. Şimdi hızlıca revanimi yapayım. Ondan sonra siz de gelin bana eşlik edin. Çekebildiğimi çekmeye çalışacağım. Şimdi revanim hazır. Fırına vereceğim. Bir yarım saat kadar pişer herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Fırının biraz geç pişiriyor ama bakacağım artık. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. İlk sıcağı çıktıktan sonra da soğumuş olan şerbetimi üzerine dökeceğim arkadaşlar. Böyle. Şimdi revanimi fırına vereyim. Şimdi revani fırına verdim arkadaşlar. Poğaça yapımına geçtim. Şöyle çok kolay bir poğaça yapacağım. İçerisinde yani bütün malzemeleri ekleyeceğim. O şekilde yapacağım. İçerisinde 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı var. Sarısını üzerine süreceğim. 2 su bardağı un kullanacağım. Duruma göre artırabilirim veya azaltabilirim. 1 çay kaşığı tuz. Peynir de arkadaşlar sözüme peynirden ekleyeceğim. Şöyle göstereyim ama reklam değil yani. Ondan ekleyeceğim hepsini. Karıştıracağım, güzel bir poğaça yapacağım inşallah. Böyle ondan sonra da börek yapımına geçerim. Zaten hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Mutfağın hali gerçekten içler acısı diyebilirim. Şu an bu poğaçayı, işte böreğimi yapayım, halledeyim, ikramlıklarım bir aradan çıksın. Sonrasında mutfağımı toparlayacağım, evimi süpüreceğim. Öyle. Çok az bir vaktim var. Hızlı bir şekilde yapmam lazım.
Arkadaşlar size videonun gerisini çekemedim ama yani tabağın son kalan, daha doğrusu son kalan tabağı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir türlü çekmek aklıma gelmedi. Şöyle mutfağımı da göstereyim. Daha toparlamadım. Çünkü arkadaşım gelip gittikten sonra bir de komşularım geldiler. Onlarla da oturduk. Şimdi buraları da bir güzel toparlayacağım. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Şimdi bulaşık makinesi de çalışacak. Böyle. Evi de süpüremedim. Süpürge işini yarına bırakacağım galiba. Öyle. Hadi bakalım şimdi ben hızlıca burayı bir toparlayayım. Herkese yeni bir günden günaydın. Merhaba arkadaşlar. Ben sabah erkenden uyandım. Saat 8.30 gibi. Hatta şu an saatlerimiz 9'a geliyor. 9'a 10 mu var ne işte. Ben videoyu daha yeni açıyorum tekrardan. Şöyle göstereyim. Dün akşam öyle bir fırtına vardı. Öyle bir soğuk vardı ki çiçeklerimi şuradan aşağı indirdim. Şöyle koydum. Şimdi tekrar oraya koyacağım. Dün çok yorulmuştum biliyorsunuz. Misafirim vardı. Gittikten sonra tekrar komşularım geldiler. Öyle. Şimdi ben kahvaltımı hazırlayacağım. Böyle bakalım. Bu arada size bir şey göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Dün anneannem ve dayılarım bana fasulye, kabak ve domates göndermişler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Keselerine bereket. Böyle. Onları da konserve yapacağım ama bugün değil. Bugün arkadaşlar öğleden sonra kızımın arkadaşıyla buluşacağız. Yani kızım arkadaşıyla buluşacak. Ben de onun annesiyle buluşacağım. Onlara gideceğiz. Böyle. Tek bir cümlede toparlayamadım. Sabah sabah ayılamadım herhalde ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Bulaşık makinesini akşam çalıştırmıştım. Onu da boşaltacağım arkadaşlar. Böyle. Şimdi hızlıca kahvaltı hazırlığına geçeyim. Kahvaltıya arkadaşlar pankek yapıyorum. Şöyle. Şimdi pankeklerimi pişireceğim. Bir güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra evi süpüreceğim. Öğleden sonra da artık çıkarız diye düşünüyorum. Böyle. Şimdi bu hazır. Kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi ben mutfağımı toparladım arkadaşlar. Bulaşık makinesini boşaltmaya üşendim. Dedim şunları elimde yıkayayım. Ama şimdi yine bulaşık makinesini boşaltacağım. Gerçekten bazen böyle oluyor yani. Hani diyorum bulaşık makinesini... Ay konuşamadım. Boşaltana kadar şunları hemen yıkarım diye düşünüyorum. Halbuki bulaşık makinesini boşaltmak 5-6 dakika falan alıyor. Hadi en fazla 10 dakika. Böyle. Şimdi bulaşık makinemi boşaltacağım hızlı bir şekilde. Bu ev işlerini çok fazla çekmiyorum arkadaşlar. Bugün öğleden sonra da dışarı çıkacağımız için hızlı bir şekilde yapıp bir an evvel çıkmaya çalışıyorum. Çünkü iki çocukla beraber en az bir saat öncesinden hazırlanıyoruz. Böyle. Şimdi hızlı bir şekilde makinemi boşaltayım. Bulaşık makinesini de boşalttım. Şimdi şu tezgahın üzerindekileri yerleştireceğim. Bunları makineden çıkardım. Bunları da yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra evi süpüreceğim. Yani odaları. Böyle. Şimdi hızlıca işlerimi halledeyim. Hadi gidelim. Hadi gelin. Çantamı buradan gelin, bu sefer buradan gideceğiz. Eslem gel. Tam bir şey olmaz, yeter sıkıyorum. Ben gözlük takmayacağım. Eslem biz zaten gözlüklerimizi unuttuk. Hadi gel. Ben buradayım. Baksana şu manzara, arabada gidelim. Elimi tut. Hadi. Neredesin?
içelim mi yoksa? Hadi gel. Aa, oyuncak atmışlar yere. Şapkanın ne? Tamam. Bol çok öldü ben. Pardon. Öldüm bol. Hayır, orada ne anneciğim? Eslem. Anne baksana. Şimdi parka geldik. Yani park dediğim burada hem durak hem park. Servis bekliyoruz. Göksügül'e gideceğiz. Evet, arkadaşına gidiyoruz. Göksügül'e. Arkadaşlar, ben en son size ne çektim tam hatırlamıyorum. Ama biz çoktan eve geldik. Ben ondan sonra kamerayı elime almadım. Biraz dinlendim. Ondan sonra çocuklar uyudular. Biz de eşimle çay içtik. Şimdi de şöyle çocuğumuzun okul eşyalarını etiketliyorduk. Onu da çekmeyi unutuyordum neredeyse. İsim etiketi yaparken falan çekmedim. Hızlı hızlı yapmak istedik. Zaten biraz önce de elektrikler gitmişti. Daha yeni geldi. Böyle. Aynı geçen yıl gibi şöyle etiket almıştım. Hem ondan hani kaybolmasın diye hem de normal etiket aldım. Onları da defterlerine ve yarın alacağımız kitaplara yapıştıracağım. Böyle. Şimdi şöyle etiketledim hepsini. İsimlerini yazdım. Böyle arkadaşlar. Ayarladım. Şimdi şu oyun hamurunu da istediler. Oyun hamuru da ders arasında böyle ellerinin arasında sıkıyorlarmış. Onun için istiyormuş öğretmen. Hani yazı yazdıkları için falan. Elleri yoruluyor muymuş artık? Neyse. Bilmiyorum ben de tam olarak. Onun dışında çoğu eşyası okulda kalacak. Hatta kitapları da götürüp getirmeyeceklermiş. Onlar da okulda kalacakmış. Bu iyi bir avantaj oldu bizim için. Şimdi bunları da çantasına yerleştireceğim. Artık yarın okulda öğretmenine teslim ederiz. Böyle. Ben de artık bu videoyu burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanala hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak videoyu beğenerek ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.